Sevgili müdür, sevgili müdür yardımcıları, sevgili fırlar, sevgili emekli öğretmenler, sevgili meslektaşlarım, sevgili öğrenciler, sevgili misafirler. Birçok kişi için öğretmenlik diğer meslekler gibi bir meslektir. Ancak onu yaşayanlar için bu meslek daha özel bir şey ifade eder. İnsanı tamamen etkisini alır, büyüleyicidir. Bizi biraz olsun hüzünlerimizden uzaklaştırıp sürekli olarak yenilenmemize fırsat veren tatlı bir esaret, canlılık verici bir düş alanı değil mi hocam? Acaba Faust'un aklına böyle bir rolü kabullenmek gelmiş midir? Kim bilir? Mephisto ile aşağılayıcı o pazarlığa girmek yerine ileri yaşta olsa da öğretmen olmayı düşünseydi, İnsan oluruna layık bir şekilde gençliğini tanımayı ve yüce kutluşunu yaşamanın yolunu hayranlığa keşfetmiş olacaktır. İşte bu alandan hareketle bizi en azından sınıfta sıkıntı verici düşüncelerden uzaklaştıran gençlere minnettar olmamız gerekir. Onlar bize hoş anlar sunuyor ve bu meslekte hoşnut olmak durumumuzun sürekliliğini sağlıyorlar. Mesleğimizin sırrı ve ruhsal dinginliğimizi buradan, dinginliğimiz buradan hayat buluyor. Öğretmen olmak bir ruh halidir. Öğretiyorum, öyleyse varım. Endişeye gerek yok. Eğer bilgi kaynakları endemettiyse, eleştiren düşünceyi öğretmeyi, tartışma alanı yaratmayı ve gerçek fikir hayatını yaşatmayı hep miras alıp, miras bırakacağız. Emekliliğin eşiğinde San Josef'te geçen 39 yılın ardından neler hissedilebilir? Geçen bunca yıl her an hafızamda canlı tutmam gereken bir şeyi unutturamadım. Mesleğe aday olarak geldiğim ilk gün şefren direktör kaporal şöyle sormuştu. Öğretmeyi seviyor musunuz? Bu sözde gizliydi her şey. Böyle bir tutku şüphesiz özgeci ve özgürleştiricidir. Montaigne, felsefe yapmak ölmeyi öğrenmektir der. Bence meslek hayatının son durağında olan bir öğretmen için felsefe yapmak, belirli bir olgunluğa doğru yol alan, mutlu veya tatmin edici bir hayatın anahtarlarını edinmeye çalışan coşkulu ruhlarla dolu bu bahçeye gittikçe daha uzaktan bakar olmayı öğrenebilmektir. Bu evrede felsefe yapmak, böyle bir uzaklaşmaya tahammül etme cesaretini gösterebilmek demektir. Zira mesleki ruhumuz hepimizin kalbinin en derin yerinde demir atmıştır. Bundan eminim. Günü ve bugünü için teşekkürler sana.